Yaşlarda mesela bunu ben göğsüme taktırdım. Sonuçta bir ağırlığı var. Hı hı. İleriki yaşlarda göğüste sarkmaya neden olur mu silikon? Eğer çok büyük miktar, yani büyük bir protez tercih ettiyseniz evet tabii ki o da sarkacaktır kendi dokunuz gibi, ama hani küçük bir meme ise ve ideal normal boyutlarda bir protez seçildiyse sarkma ihtimali çok yüksek değil. Sarkma daha çok meme dikleştirme ile beraber yapılan protez ameliyatlarında biraz daha fazla oluyor. Çünkü onlarda zaten sarkma oluyor. Artı sarkmaya ek olarak içerideki doku da boşalmış oluyor. Doğumlardan, emzirmeden vesaireden kaynaklanan sebeplerle. Dolayısıyla memeyi dikleştirip içine bir protez koyduğunuz zaman gene de cildin kalitesi çok iyi olmadığı için ileriki zamanlarda bir miktar sarkma olabiliyor. Ama o da gene büyük protez seçimlerinde olabilecek bir şey. Peki kişinin bünyesine uygun, doğru protez nasıl seçilir? Büyüklük olarak. Şimdi şöyle, yaklaşık 150-200 mililitrelik bir protez hastanın göğüs bedenini bir beden büyütür. Bu göğüs bedeni dediğimiz A kap, B kap, C kap, D kap gibi sütyenlerin arkasında yazan numaralardır. 75, 80, 85 yazanlar sadece göğüs çevresidir. Hep yanlış bilinir, o yüzden söylüyorum. Yani A kap bir memeye 200 mililitre civarında ya da 150 mililitre civarında bir protez koyduğunuz zaman bir beden büyümesini sağlarsınız. Hastalarıma tabii ki, ya bunu anlamak hakikaten çok zor. Çok gol yemiş doktor biliyorum. Protezlerini hemen ameliyat ertesi gün çıkarttıran hastalar duydum. O yüzden ben hastalarıma mutlaka soruyorum. Nasıl bir meme istiyorsunuz? Hani vücudunuza uygun küçük bir meme mi? Tamamen uygun bir meme mi? Yoksa uygun ama azıcık da dolgun olsun mu istiyorsunuz diyorum. Tabii ki mutlaka göğüs çapını ölçüyorum. Çünkü o çaptan daha büyük bir protez zaten koyamıyoruz. Ve daha sonra da bana beğendiğiniz bir memenin resmini gösterin diyorum. Çünkü hasta mesela diyor ki ben küçük bir meme istiyorum ya da doğal olsun diyor. Fakat bana öyle bir resim getiriyor ki şok geçiriyorum. Yani kocaman bir meme istiyor. Aslında C kap meme istiyormuş. Hani ondan emin olmak için hakikaten kafasından resim. Geçen şeyi resim olarak görmek istiyorum. Çok da yanılmadım şimdiye kadar. Hı-hı. Neredeyse hiç yanılmadım diyebilirim.